Nihayet be kızım ya. Nerede kaldın? Kolaysa gelsen temizle tuvaletleri Batu. Allah sen olursan olur. Nedir hadi durumu anlat. Zaten eğer saçma sapan bir şeyse seni dövmek zorunda kalacağım. Tamam. Anlatıyorum. Muzaffer abiyi usta ile konuşurken duydum. Bak buna sen de sevineceksin. Ama sen biraz daha uzatırsan üzüleceksin. Tamam bir sakin ol ya. Anlatıyorum, açıklıyorum arkadaşlar. Buraya yemekhane ve yatakhane olmak üzere dev bir tesis kuruluyor. Hem de bizim için ya. Artık burada kalacağız. Ya güzel değil mi gençler? Bence sevinmeyin hemen öyle. Niye? Ne güzel işte okuldaki gibi birlikte kalacağız. Evet ben de seninle kalacağım. Ye ye. Begümcüm, bizim paramız var mı? Yok. Yok. Bu işler için ne lazım? Para. Para. Batu muhabbetin en önemli kısmını duymamış. Artık okulda değiliz. Gerçek hayattayız. Ve bize nakit lazım. Bir bak bakalım etrafına. Nakdimiz varmış gibi görünüyor mu? Ya bakın arkadaşlar. Evet. Yani yeni bir işe başlıyoruz. Her şeyi sıfırdan yaratıyoruz. Ya bunların hepsi sancılı geçecek doğal olarak. Ama ya Eda sağ olsun bize yeni işler paslıyor. Hem gidiyoruz bütün işleri de yapıyoruz. Para da kazanıyoruz. Ya bence biz bu gemiyi hep birlikte yürütürüz ya. Yaparız yani. Bu geminin kaptanı da sen mi olacaksın peki? Ha? Hayır, öyleyse ben bu gemiye binmem. Batırır falan gemiyi şimdi. Maazallah. Sen tatlı yiyip tatlı konuşsana. Tatlı çocuk. Atmayayım oğlum ben. Selçuk. 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 Anlaşamıyorsunuz değil mi? Bak. Ben bu çocuğa uyuz oluyorum. Uyuz. Gerginliğiniz bütün ekibe yansıyor. İnsanlar da geriliyor tabii. Peri. Ya benim tahammülüm kalmadı. Tamam mı? Neden peki? Hı? Neden? Aslında ben nedenini biliyorum. Ama bu konuda biraz Cem'e haksızlık yapmıyor musun? Ne demek istiyorsun? Demek istiyorum ki Yasemin Cem'e bu kadar yakın davranmasa, Cem bu kadar rahat hareket edebilir mi Selçuk?